saat nerede? Doydu kalktı. Odasında giyiniyor, Emine yardım ediyor. Yukarı çıkacakmış, Merve ablasıyla kız kıza konuşacaklarmış. Sen niye yemiyorsun? Eşek kadar adam oldun, ben mi yedireyim sana? Canım istemiyor babaya. Yok. Madem bir karar aldın, delikanlı gibi arkasında duracaksın. Böyle zero zero hareketler, böyle yemeği yememeler falan, bu ne? Haluk'cum, Emre yeteri kadar üzgün. Bir de biz üstüne gitmesin. Adam dün gece geliyor, biz Simay'la evlenmeyeceğiz. Ayrılmaya karar verdik diyor. Ondan sonra giriyor odasına, ergen kızlar gibi odasından çıkmıyor. O yüzden bırak söyleneyim. Dua et, böyle kulaklarından tutup böyle tavana asmıyorum. Ya bu meseleyi böyle söylenerek, bağırarak, sinirlenerek çözemeyiz. Önce meselenin ne olduğunu öğreneceğiz, sonra sakin sakin konuşarak çözeceğiz. Ha, öyle mi? Sakin sakin konuşarak çözeceğiz. Rezil olduk el aleme, dünürlere rezil olduk. Bu da yetmezmiş gibi bir de neden ayrıldıklarını söyleme zahmetinde bile bulunmuyor avuç kafa. Tamam. Yani bu konuda haklı olabilirsin. İtirazım yok. Ama yine de bence ne olduğunu önce Emre'den dinlememiz lazım. Yani ne olduğunu öğrenelim, sonra yardım etmeye çalışalım. Değil mi paşam? Ne oldu? Hadi anlat. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla her şey gayet güzel gidiyordu. Hiçbir sorun yoktu. Hazırlıklar yapıyorduk. Ne oldu da ayrıldınız? Hayır, yani ayrılık kararı aldıysan da önce gelirsin ananla babanla konuşursun. Sonra böyle cümle alem anlatırsın. Haluk, bir izin verir misin? Emre ile konuşmaya çalışıyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Anlat annene. Buyur, dinliyorum. Paşacığım. Nedir problem? Söyle bize, belki bir yardımımız dokunur. Yani sonuçta hani belki de o kadar önemli bir konu değildir. Ha? Konuşalım, çözelim. Belki böyle ayrılık kararı vermeniz gerektirecek bir şey değildir. Yok anneciğim ya. Çok önemli bir konu aslında. Paşacığım bak, siz resmin içindesiniz. Dolayısıyla hani şu an baktığında verdiğin bu karar sana çok mantıklı gelebilir. Ama biz meseleye resmin dışından bakıyoruz. Belki de hakikaten tahmin ettiğin kadar büyütülecek bir konu değildir. Söyle, beraber oturalım, konuşalım, tartışalım. Belki sorunu çözeriz ha? Yani zaten daha ilk tartışmada ayrılık kararı aldıysan yandı gülüm keten elma. Ama suç bizde. Çünkü havuç kafayı ciddiye aldık. Gittik ailesiyle tanıştık. Gittik kızı istedik. Hata bizde, sende değil. Sen bir işe gitsene. Ne ya? Ne dedim ben? Ya bir konuşturmadın çocuğu, tam ağzını açıyor, lafı ağzını ya. Sus. Sustum. Ağzımı açmıyorum bundan sonra. Böyle mühürledim, hiçbir şey söylemiyorum. Buyur, anlat. Hiçbir şey söylemiyorum. Hata bende, soruyorum. Hata bizde. Merak ediyoruz çünkü. Buyur, buyur. Buyur, anlat. Hiç konuşmuyorum, hiçbir şey sormuyorum. Bak, anlat diyorum. Bak. Konuşuyor muyum hayır? Buyursun, anlatsın. Hı. Dinliyoruz. Hiç yorum bile yapmayacağım. Dinliyorum. Anlat bakalım. Neden? Ne? Hadi, hadi, hadi. Emreciğim, niye ayrıldığınızı, ne olduğunu anlatmazsan sana yardım edemeyiz ki. Bak paşam. Nasıl evlilik kararı aldığında senin arkanda durduysak, şimdi de yine senin ayrılık kararına da saygı duyacağız. Bununla ilgili en ufak bir şüphen olmasın. Biz senin annen ve babanız. Seni çok seviyoruz. Verdiğin bütün kararlarda da sonuna kadar arkandayız. Ben arkanda falan değilim. Ben değilim. Yani bu böyle çocuk oyuncağı değil ki. Olur mu öyle şey? Saçma sapan bir karar yani. Böyle aceleyle alınmış. Yani neresinden tutarsan böyle elinde kalıyor. Aceleyle alınmış. Evet. Evlilik kararına ben öyle dediğimde hiç öyle deyip duruyordun. O ayrı, bu ayrı. Hayır efendim, hiç ayrı falan değil. Aynı şey. Ya bir kere bir kararın alelacele olup olmadığına karar verebilmemiz için önce sebebini duymamız lazım. Ya biz sebebini bilmediğimiz bir şey için böyle yorum yapamayız ki. Ya bu kararı verebilmemiz için de Emre'cim senin bize ne olduğunu anlatman lazım.
Şöyle. Daha birkaç gün önce senin aldığın gömleği kız beğenmedi diye böyle koşa koşa gidip değiştirdi. Ve? Bugün ayrılacağım diyor. Hacım bir izin versen de çocuk konuşsa. Ben sustum, sustum. Ben konuşmuyorum. Ağzımı bile açmıyorum. Hiçbir şey sormuyorum. Umurumda da değil. Ayrılmak mı istiyor? Ayrıl. Bak sustum. Hiçbir şey yok. Buyurun, buyurun. Siz konuşun aranızda. Hiç önemli değil. Ağzımı açmayacağım. Anlat oğlum. Anneciğim, biz Simay'la ayrıldık. Çünkü... Evet. Zeynep, dominant teyzelere gitmek üzere hazır. Vay benim küçük kızım ne güzel olmuş. Teşekkür ederim anneciğim. Zeynep bile dominant teyzelere aklında bir sürü soruyla gidiyordu. Havuç abisi galp hırsızı Simay'dan acaba neden ayrılmıştı? Evet anne, neden abim ve Simay abla ayrıldı? Bunu biz öğrendiğimizde seninle de paylaşırız kızım. Çünkü Emre abinle Simay abla bazı konularda anlaşamamış. O yüzden de arkadaşlıklarını bitirme kararı almış. Nasıl bir anlaşmazlık bu? Aa işte o abinle Simay ablan arasında biz de bilmiyoruz. Ama ben çok merak ediyorum. Ben de. Ben de. Hadi, hadi seni beklerler. Daha fazla beklemesinler. Merve ablanın aklı sende kalmış. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Yürü. Baban nasılmış? İyiymiş, iyiymiş. Merak edilecek bir şey yokmuş. Ya vallahi dün gece çok korktum ben. Kemal amca kalp krizi geçirecek diye. Merak etme. Yani dün gece başaramadıysa da bir şekilde havuç kafa kalbimize indirmeyi başaracak. Aa, konuşmayın böyle saçma saçma. Paşa. Şöyle biraz baş başa kalalım ister misin? Gel senle bir yürüyüşe çıkalım. Şöyle temiz hava alalım. Ha? Hem belki annene neden ayrıldığını söylersin. Yok anneciğim sağ ol ya. Ben bir an önce eve gidip uyumak istiyorum. Günlerce uyuyup bu konu kapandıktan sonra uyanmak istiyorum. Uyku sorunlardan kaçmak için iyi bir yöntemdir. Ama sorunu çözmene yardım etmez. Tam tersi üstüne gitmen lazım kaçmak yerine. Bu meseleyi adam gibi anlatmadan hiçbir yere gidemezsin avuç kafa. Babacığım gerçekten hiç istemiyorum konuşmak. Son anlısıyım ya ne olur. Ama böyle içinde tuttukça daha çok büyüteceksin. Anneciğim zaten yeterince büyük bir sorun. Öyle sandığınız gibi küçük bir mesele değil. Sorun mıknatısı Hüseyin bile senden daha istikrarlı Havuç Efendi. Bak biz böyle kavga ediyoruz ama ayrılmıyoruz. Nerede duracağımızı biliyoruz. Ben evde duruyorum, o da kahvede duruyor. Neyse ya, ben gideyim artık. Sizden de tekrar özür dilerim bütün gecenizi mahvettim. Ha, özür diledin oldu bitti öyle mi? Hani olay kapandı. Artık Simay da benim kızım sayılır. O yüzden onu üzmene de izin vermem. Artık üzülmez baba merak etme. Ben yokum ya hayatında. Mutlu olsun. Başacığım biz de senin için üzülüyoruz ama. Benim için üzülmenize gerek yok anneciğim. Ben alışırım yalnızlığa ne yapayım. Unuturum Simay'ı. O zaman kalp hırsızı Simay da başka kalpleri çalar. Neyse ben gideyim artık. Bana bak. Seninle konuşacağız sonra. O ne biçim laf öyle? Ha? Ne konuşacağım sonra? Sana demiyorum. Ona diyorum. Ama seninki de ne biçim laf tabii. Sana da demem lazım. Haklısın. Ya Meltem Hanım ama ben de havuca gaz vermek için öyle dedim. Kesin saçma sapan bir şey. Böyle ipe sapa gelmez bir şeyden ama ödü kopuyor anlatmaya. Diyelim ki ödü kopuyor. Senden ödü kopar, benden değil ki. Bak gel gidelim beraber baş başa kalalım, yürüyüş yapalım dedim. Onu da istemedi. Eve gidip uyuyacakmış. Sandığınız gibi değil. Düşündüğünüzden daha önemli bir konu dedi. Acaba ne? Bu
kadar aşıkken, gözü başka hiçbir şey görmezken ayrılık kararı niye alınır ki? Bıraksaydım bana iki dakikada konuştururdum, öttürürdüm onu. Bıraktım da sen o kadar çok konuşuyorsun ki çocuğu konuşturmadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.